Merhaba arkadaşlar. Bugün size hazırladığım kombin 1000 lira civarında bir maliyeti var. Bunun içinde neler var? İlk önce tanıtayım. LS2 FF352 bir kask var. Strobe diye geçiyor. Ve kompozit bir dış yüzeyi var. İçinde Breezeman LS2'nin bir yazlık montu var. Kurel dizlik var. Bu mafsallı bir dizlik. Özellikle dizleriniz için, aynı zamanda motordan indiğinizde rahat yürüyebilmeniz için yapılmış. Aynı zamanda bu kombinin içinde bir de eldiven var. Fireglows'un RS3 Man diye geçen bir modeli. Gerçekten korumalı bir modeldir. İyi bir eldivendir. Bu kombinin içine botu katmadım. Çünkü botu katınca gerçekten yüksek maliyeti oluyor. 1000 lira civarında, 900 lira civarında tutmak için bu kombini yaptım. Şimdi biraz daha detaylara ineyim. Bu kompozit bir dış yüzeye sahip. Ön tarafında, üst tarafında havalandırması var. Camı kademeli olarak iniyor ve kalkıyor. Arka tarafında herhangi bir hava çıkışı yok. Yaklaşık ağırlığı 1550 gram. Rahat açılıp kapanabilmesi için ufak bir pini var. İsterseniz fazla buğulanırsa ön camınız, siz bu camı alabilirsiniz. Bunun bir burun pedi yok. Bu yüzden biraz daha buğulanmaya yatkın bir camı var. Ve bu tarafında, yani iç tarafında bir tane çene pedi bulunmaktadır. LS2 FF352'nin iyi bir boyun pedi var. Bu boyun pedlerini isterseniz çıkartıp yıkayabilirsiniz. Tekrar takılması kolaydır. Aynı zamanda kulak tarafı var ve gözlük kanalları olan bir model. Aynı zamanda tabii ki mikrometrik bir bağlantıya sahip. Çene pedi sizi rüzgardan koruyacaktır. 1550 gram dediğim gibi, hani çok hafif bir kask değil. Şimdi monta geçelim. LS2'nin Breezeman diye bir modeli. Ön tarafında iki tane cebi var. İçinde bir tane cebi var. İç astarı var ama astar çıkartılamıyor çünkü bu yazlık bir mont. İç tarafında tekrar pantolonunuzla birleştirebileceğiniz bir fermuar yeri var. Ve bu tarafında sırt korumanızı takabileceğiniz bir kısım var. Bunu buradan açıyorsunuz. Buraya istediğiniz herhangi bir soft veya işte level 1, level 2 korumayı yerleştirebiliyorsunuz. Ucuz mont, 325 TL, bir dakika, 375 TL. Kaskın da fiyatını söyleyeyim. Kask 325 TL. Şöyle göstereyim. Tabii ki bunun da her mont gibi CE onaylı omuz ve dirsek korumaları var. Aynı zamanda kollarında kolunuza göre ayarlayabilmeniz için çıt çıt yerleri mevcut. Rahat açıp kapatmanız için de bileklerinde fermuarları var. Boynu ayarlanabilir bir model değil. Eğer hani boynunuzun tam olmasını istiyorsanız ve rüzgar geçirmesini istemiyorsanız boyunu ayarlı bir model almanızda yarar var. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Bu montların birçoğu yazlık monttur. Önü filelidir ve rahatlıkla hızlı şekilde kuruyabilme özelliğine sahiptir. Aynı zamanda bileklerinde çıt çıt var. Bileklerini ayarlayabilirsiniz. Ve üstündeki şu şeritler reflektif şeritlerdir. Sizin trafikte görünürlüğünüzü sağlamaktadır. Şimdi bundan geçelim ve mafsallı korumaya gelelim. Mafsallı korumalar bildiğiniz gibi rahat yürümenizi sağlıyor. Yani motordan indiğiniz zaman bir süre bir şekilde yürümenizi sağlıyor. O yüzden hani birçok kimse mafsallı koruma alıyor. Depom çizilmesin, tankım, benzin tankım çizilmesin, yanlarını çizmesin diyenler bir üst seviyesini alabilirler. Ama hani bundan çok büyük şey yapmayanlar, benzin tankı koruması zaten olanlar bu korumalardan, disk korumalarından alabilir. Bunların bir özelliği, düştüğünüz anda size çok iyi koruma vermesidir. Çünkü kaval kemiğinizin neredeyse sonuna kadar korumaktadır. Bundan sonra size sunacağım RS3 Man Fireglows'un çok iyi bir eldiveni gerçekten. Bu kombini yaparken yani ucuz tuttum ama bazı parçaları da sizi düşünerek, sizin kaza yapabileceğinizi düşünerek biraz daha iyi yapmaya çalıştım. Bu kombindeki bu parça özel korumalara sahip. Parmaklarında ve eklem yerlerinde özel korumalar var. Bileğinde de özel koruma var ve sürtünmelere karşı, ilk düşme anına karşı sizi çok iyi koruyacaktır. İçinde süet bir taraf var. İsterseniz bununla kaskınız pislendiğinde önünü, yani camını silebilirsiniz. İç tarafında delikli bir kısmı görüyorsunuz ve üst tarafında delikli ve kumaş yapım bir kısmı görüyorsunuz. Bu çarpmalara ve sürtünmelere karşı dayanıklıdır. Yazlık bir eldivendir, onu unutmayalım. Bu kışlık bir eldiven değildir. Fakat en iyi şekilde sizi koruyacaktır. Fireglows RS3 Man'in fiyatı da 130-140 lira civarındadır. Yani bunun toplamı 325 lira LS2 kask, 375 lira LS2 mont,
Mafsallı dizlik Pro Helindir 65 lira civarında. Ve bu da 135 lira diyelim. Fiberglass'un RS3 menüde 135 lira civarında. 900 lira civarında bir bütçesi olanlar bunu alabilirler. İlk başta dediğim gibi bir bot koymadım içine. Çünkü botlar yaklaşık 300-400 lira, hatta daha yüksek paralara mal olabiliyor. İsterseniz siz kendi botunuzu giyebilirsiniz. Ama unutmayalım, hiçbir bot bir motosiklet botu kadar korumalı. Yani bilek, topuk ve burun korumalı olmayacaktır. O yüzden hani bir bot almanızda da fayda var. Ben bunu sunmuyorum. İsterseniz siz seçenekler arasına ekleyebilirsiniz. Ben de YouTube linklerinin arasına ekleyeceğim. İsterseniz onlara bakabilirsiniz. Hepinize iyi sürüşler.